Türkiye Cumhuriyeti anayasaları bugüne kadar tarihleriyle anıldı. Cumhuriyetin kuruluşu deyince 24 anayasası, sosyal devlet deyince 61 anayasası, darbe deyince 82 anayasası gelir aklımıza. Değerli arkadaşlar, bugün tartıştığımız anayasanın ise gelecekte nasıl anılacağını sanırım hepimiz rahatlıkla şu anda söyleyebiliriz. AKP iktidarının MHP ile el ele vererek Türk siyasi tarihine yeni bir darbe olan Erdoğan anayasası diyebilir miyiz? Yoksa ille de bir tarihle anmak gerekirse eğer bütün bu aceleye, o hal koşullarında tartışılan demokrasiye, tek adamın yönettiği ülke koşullarına da bakılırsa, darbe girişiminin lütfu olan bu taslak metin, gelecekte 15 Temmuz Anayasası olarak da anılabilir. Tıpkı köprülere koyduğunuz isim gibi bu anayasanın adı da 15 Temmuz Anayasası olarak geçebilir. Anayasa metinleri iktidarda kim olduğuna bakılmaksızın bağımsız bir ülkenin ortak toplumsal mutabakatıdır. Bir tek kişinin siyasi geleceğini garanti altına alan, bütün devlet yönetme yetkisini bir kişide toplayan metne anayasa denilmez. Dense buna diktatörlük manifestosu diyebiliriz. Adının başkanlık ya da partili cumhurbaşkanlığı olması ise bu gerçeği asla değiştirmez. Meclisten daha geniş yetkilere sahip olan, hatta istediğinde meclisi bile belirleyen tek kişilik bir kurum oluşturmak bu ülkeye ne ekonomik ne de siyasi istikrar sağlayacaktır. 14 yıldır bütün kurumlarıyla devleti yöneten iktidar bugün geldiğimiz siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın da sorumlusudur. Ve bu kriz daha fazla yetkiyle hesap sorulamayacak bir padişah yaratmakla değil, hesap verecek demokratik bir işleyişin hayata geçirilmesiyle aşılabilecektir. Meclisin gündemini bir kişinin ikbali için meşgul edeceğinize sayın milletvekilleri, iktidar milletvekilleri, patlayan bombaların, şehit edilen askerlerimizin, Rusya ile El-Nusra arasında gidip gelen dış politikanın hesabını verin. Halka dolar bozdurmayı öğütlerken saray bütçesine milyon dolarları nasıl eklediğinizi anlatın, bekliyoruz. Başkanlığı değil, ensar tecavüzcülerini niçin koruduğunuzu, kadın cinayetlerinin neden bu kadar rahat işlendiğini, çocuk tecavüzünü yasalaştırmaya çalıştığınızı bir bir anlatın. Bombaların parçaladığı bedenler daha hastane morglarında beklerken, daha o sıcacık cesetler soğumamışken ağız dolusu gülücüklerle nasıl köprü açılışı yaptığınızı ha bir de burada anlatın, hep birlikte dinleyelim. Darbecilerle hesaplaşıyoruz diye kanun hükmünde kararnameler çıkarırken darbeci olup itirafçı olanları göreve geri iade ettiğinizi de anlatın. Darbe girişiminin siyasal kanadına nasıl ve neden toz kondurtmadığınızı anlatın. Bizlere saldırıp hakaret edeceğinize, IŞİD hayranı vekillerinize, Rus uçağı düşürmek isteyen kurmaylarınıza hadi bir ayar verin. Dilinize pelesenk olmuş şu istikrarınızı, bir de ekonomik bunalım yüzünden borç batağına batmış esnafa, işçiye, memura açıklayın. Sayın Selin Sayıkböke'nin slaytlarından niye rahatsız oldunuz? Herkes izlediği için mi? Sayın sormak Üstler, istiyorum. Toparlar mısınız? 14 yıldır parlamenter sistemde yaptıklarınızın aslında kısa bir özetiydi bunlar. Bütün bu suçlarınız yetmiyormuş gibi şimdi de hepsini başkanlık rejimi ile elinizi, gönlünüzü rahatlatma peşindesiniz. Bu yüzden başkanlık istiyorsunuz. Demokrasiden ve halkın adaletinden kaçmak, halka hesap vermemek için başkanlık istiyorsunuz. Ve biz de hesap sormak için burada, genel kurulda
ve referandumda milli iradeyle birlikte bu anayasaya hep birlikte hayır diyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Üstler, teşekkür ediyorum.